O kadar muhteşem bir sohbete dalmışız ki taşlar bizi almış, evren evren gezdirmiş, bilinmezliğe doğru sürüklemiş. Hakikaten de öyle zaman nasıl geçmiş bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, sürpriz yumurtamız Celestis taşımız. Bunu kıracağız, içerisini göreceğiz. İçinde artık ne gibi sürpriz bizi bekliyor göreceğiz hep birlikte. Evet, bugün bir doğa mucizesiyle karşılaştık. Şu taşlar beni çok ilgilendiriyor ve çok etkiliyor. Eminim ki çoğunuz da ilgilendirir ve etkiliyordur. Bu kadar çeşitli ve bu kadar renkli, bu kadar dekoratif ve etkileyici bir manzara karşısında etkilenmemek elbette mümkün değil. Ama şunu diyebiliriz ki, bütün evren bir iletişim içerisindedir. Etkileşim içerisindedir. Bizim sessiz olarak düşündüğümüz ve algıladığımız o koca evren elbette sürekli birbirleriyle bir muhabbet halindedir. Bir alışveriş halindedir. Canlılar bunu etkileşime dönüştürürken, cansız varlıklar bunu süreç değerlendirme olarak görürler. Ya da bilmiyoruz dünyalarını, onlarla konuşamıyoruz. Ama biliyoruz ki bizim dünyamız, düşüncemiz, yaşam şeklimiz, hatta yaşam formumuz üzerinde çok ciddi etkileri var. Öyle değil mi Evet, hocam? evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Temele indiğimiz zaman öncelikle mesela canlı olarak insanı ele alalım. İnsan yapısında bir balçık ile meydana geliyor insan. Temelinde o yatıyor. Şimdi balçık da toprakla özdeş bir malzemedir. Ve bunun içerisinde milyonlarca mineral barındırıyor. Şimdi burada gördüğümüz taşlarda da bu minerallerin bir araya gelerek farklı renklerde, farklı şekillerde, farklı yapılarda oluşumlar sergilediğini görüyoruz. Mesela temele gittiğimiz zaman şöyle bir taşı mesela gösterebiliriz. Bu taş kalsitten meydana gelmiştir. Yeryüzünün ilk taşı diyebiliriz buna. Yani kasit derken nedir mesela kasit Yani biraz açarsın? bu nasıl diyelim? Biraz alçı taşından, biraz kilden, biraz talk türü dediğimiz pudra taşı diye de adlandırabiliriz. Bunların bir araya gelmesiyle oluşturduğu bir model. Peki o zaman buna göre şunu diyebilir miyiz? Bu taş aslında evrenin oluşum sürecinin bir şahidi. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani Canlı bir şahidi. Hani biz taşları toplum içerisinde cansız varlıklar diye tabir ediyoruz ama taşlar da minerallerden meydana gelmiştir. Bir enerjiyle oluşmuştur. Nitekim taşlar da canlıdır ve sürekli bir dönüşüm içerisindedir. Yani sürekli bir farklılık içerisindedir. Mesela saydam bir taşı ele alalım. Bu saydam taş zaman içerisinde renk alıyor. Ne oluyor mesela? Şöyle sarı renge bürünüyor mesela, renkleşiyor. Bu farklı bir taşa dönüşüyor. Mesela bir kuarsı ele alalım. Bu kuars mesela zaman içerisinde mesela renk tonu alıyor, farklı minerallerle birleşiyor. Mesela bakırla birleşiyor veya işte demir oksitle birleşiyor. Mesela sitrin dediğimiz bir taşı meydana getiriyor. Ya yani bunlar da Şöyle diyelim, o zaman kuars aslında sitrinin bebek hali mi oluyor? yani bir nevi Değil mi? öyle diyebiliriz. Ya oradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Bizim cansız olarak düşündüğümüz bu nesne Evet. aslında bir gelişim, Tabii. bir değişim Sürekli bir sürecinin gelişim içerisinde. sürecinde. Değil mi? Yani başka minerallerle ortaklık kuruyor ve bu ortaklık sonucunda başka bir taş türüne Evet. dönüşebiliyor. Peki şey diyeceğim Murat, ben
taşların oluşumunu tabii ileriki süreçte bol bol anlatacağız. Tabii. Çünkü bunlar çok değerli süreçler. Aslında bir şahitliğin tutanakçısıyız diyebiliriz. Evet. Bu programda buna dönüşecek. Çünkü İnşallah. Biz taşların diliyle evrenin gelişimini anlatacağız. Evet. Ama benim merak ettiğim şudur. Şimdi şunu biliyorum. Şimdi evren bir enerji üzerine yaratılmıştır. Bu enerji sürekli bir alışveriş, etkileşim, dönüşüm halindedir. Şimdi biz bu canlı varlıklar olarak yani konuşabilen, yemek yiyebilen, hissedebilen varlıklar olarak bir kısım bunun farkındayız tabii, aslında. Tabii. Peki bu enerji aktarımı ya da bizim cansız doğayla içten içe sohbet halimiz nasıldır? Yani şöyle söyleyeyim onu. Şimdi bu taşlarımızla mesela insan bedeniyle birleştiği zaman, çünkü insan bedeni en başta da söylediğimiz gibi bir topraktan meydana geldi ve bir enerji ile meydana geldi. Bu taşlar da bazı mineraller barındırdığı için vücut ister istemez o minerallerle tepki içerisinde. Çünkü aslında bir bütün halinde. Evet. Aklıma şu geldi sen söylerken. Şimdi böyle çok insanlar çok ters gelebilir. Hatta bu böyle çok uç bir nokta olarak algılanabilir ama ben bu kadar uçta olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela şöyle bir şey düşünsenize. Aslında bizim görebildiğimiz gezegenler ve biz de onların içerisinde yaşayan en minik canlılar olarak ve daha da ötesi de var. Bir süreç var. Mesela en azından şöyle bir örnek vereyim. İşte mesela ayın yeryüzüne etkisi, yeryüzünün ay dönüşümüne etkisi gibi bir şey. Bu taşlarlaki alışveriş de buna benzer bir şey mi? Tabii mutlaka. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bundaki mesela örnek veriyorum. Vücudunuzda mesela insan vücudunda mesela demir vitamini eksik oluyor. Hı-hı. Ne oluyor? Halsizlik oluyor mesela. Tabii bu sizin uzmanlık alanınız. Bir takım yorgunluk, halsizlik falan oluyor. Bunları bu tür mineralli taşlarla mesela tamamlayabiliriz. Yani o eksikliği bunlarla tamamlayabiliriz. Örnek veriyorum. Mesela bir yakutu ele alalım. Yani şöyle daha yakından da görebiliriz. Şimdi yakutu ele aldığımız zaman bunun içerisinde mesela krom madeni mevcut. Yakutun içinde. Tabii. Şimdi krom madeni de aslında içerisinde demir minerali bulundurur. Tabii farklı malzemeler de bulundurur. Hani farklı mineraller de bulundurur. Bunun dışında mesela örnek veriyorum. Mesela meteor taşları var mesela. Şöyle göstereyim onu da mesela. Bu bir meteor taşı. Bu bir meteor taşı. Burada birkaç tane örneğimiz daha var. Yani bunu anlamanın en iyi yöntemi mıknatıs getirdim bir tane yanımda. Mıknatısa duyarlı olmalarıdır. Evet, manyetik alanı olan. Yani manyetik alanı olan bir taş. Bunun dışında hani buna demir diyebilirsiniz de. Çünkü içerisinde demir barındırır. Mesela şimdi öyle bir mucize bir olay var ki mesela şu yani dünyada zaten demir minerali normalde dünya üzerinde bulunmuyor. Uzaylı değil mi? Direkt uzaylıdır. Uzaydan geliyor. Mesela şu parçalandığı zaman büyük bir ısıyla yayılım gösteriyor. Parçalandığı zaman çok daha farklı mesela bir cevher oluşturabiliyor. Biz ona moldavit diyoruz. Şöyle güzel bir yeşilimsi. Daha bunun tabii daha seydi moldavit. Moldavit. Bu demirin yüksek ısı ve basınçla tabii camlaşmış hali. Yani camlaşmış hali. Camlaşmış, daha böyle saydamlaşmış, mücevher statüsüne gelmiş bir taş olmuş diyelim. O hale gelmesidir. Mesela bunun tabii farklı renkleri var. Böyle kahverengisi işte, siyaha yakın olanı var. Şöyle, aynı taş türü. Tabii aynı taş türünden. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bir demir minerali yüzeye geliyor, meteor oluşturuyor, meteorit oluşturuyor ve bir moldavit oluşturabiliyor. Tabii birçok taş var. Hani insan vücudunu hangi taşa ihtiyacı var?
Onu da şöyle hesaplamasını yapabiliriz. Bizim mesela halk arasında burçlar diye tabir edilen bazı astronomi dalıyla ilgili bazı bilgiler söyleniyor. Fakat esasen bunun hangi insana, hangi taşın hangi insana faydası var, ne tür faydaları var, onlara en iyi yıldızname dediğimiz bir olay var. Bu olayla mesela eski Türklerin de kullandığı gibi mesela 12 hayvanlı takvimimiz var mesela. Bunların hesaplaması ona göre yapılarak hangi mineralin hangi dönem doğmuş insana faydası var. Yani orijinal burçları dediğimiz aslında 12 hayvanlı Türk takvimine göre ele almalıyız. Evet. Daha orijinal, daha iyi sonuç alacak doğal taşları veya yarı değerli taşları veya kıymetli taşları o bedene göre, o statüye göre ayarlayabiliyoruz. Evet. Şey diyeceğim şimdi, taşların evet gelişim sürecini öğrenmiş olduk. Yani aslında bir taş başka bir taş, değerli bir taşa dönüşebiliyor. Evet. Bunun için tabii ki doğanın ona farklı bir katkı sunması gerekiyor. Bunu anladık. Yani mesela kısa bir özet vereyim. Hı-hı. Aslında şöyle düşünelim. Hani dünyaca bilinen en kıymetli madeni ele alalım. Mesela yani şey minerali veya öne ele alalım. Mesela ne var elimizde? Elmas var. Bu mu? Yani şöyle ben işlenmiş olacak halde göstereyim size. Tabii bunun serüvenini de size anlatacağım şimdi. Şimdi şurada pırlanta dediğimiz 57 fasetle kesilmiş bir taşımız mevcut. Bu bir elmastır. Karbon mineralinin saf halidir. Şöyle söyleyeyim. Bu elmasımızın renk tonları var. Şöyle kırmızımsı tonları var. Mavimsi yine tonları var. Yani böyle daha çok biz tabii renk olarak çeşitli renklere sahip ama şunu söylemek istiyorum. Mesela bu elmasın bir önceki evresi nedir? Mesela bizim günlük hayatta kullandığımız ve öğrencilikte en çok kullandığımız diyelim kurşun kalem içerisinde bulunan grafittir aslında. Grafitin yüksek basınçla sıkışması sonucu meydana gelmiş bir ürün. Mucize yani, yani öyle söyleyeyim. Evet. Hani mesela grafit nedir aslında, onun kökenine gidersin. Mesela daha gerisine gidelim, atasına gidelim. Evlerde kullandığımız kömürdür mesela. Yani aslında siyah bir madde tabii doğanın katkısıyla, etkileşimiyle ya da ortak çalışımıyla bu kadar değerli, bu kadar parlak ve şeffaf bir taşa dönüşür diyebiliriz. Bu da aslında şey değişimin ne kadar değerli ve uzun bir süreç olduğunu gösteriyor. Ama şöyle bir şey diyorum ben hep böyle. Zaman herkes için farklıdır aslında. Tabii, mesela tabii, bir tabii, kelebek tabii için zaman belki 2 ya da 3 gündür ama onun için çok büyük bir zaman. Evet. Bizim için işte 40, 50 veya 60 yıldır. Bu da bizim evet belirlediğimiz zaman. Ama bunun için 1 milyon yıl demek. Bunun 1 milyon yıldan ki ben 1 evet milyonuyum farazi olarak söylüyorum. Yani örnek, 1 milyon yıllık bir şöyle, şahit. Şöyle çok özür diliyorum sizin sözünüzü kestim. Mesela şurada bir taşımız var. Bunu örnek alalım. Mesela bu taşımız enhidro diye tabir ettiğimiz içerisinde su hapsolmuş sulu bir jeottur. Şöyle göstereyim. Ben bu taş çok ilgimi çekmişti. Bildiğiniz taş. Yolda görseniz çakıl olarak algılayacağınız evet bir taş. İlginçtir. Kameradan gösteremiyorum. İçinde hakikaten su var. Yani yumurta bu gibi. Mesela biz bunun analizlerini yaptık. Bunu güzel bir abimiz mekanı cennet olsun keşfetmişti. İlk olarak Ankara'da bulundu. Bu taşı mesela analiz yaptık. İçerisindeki su 27 milyon yıl öncesine ait. Muhteşem bir 27 mucize. Yani efsane bir mucize diyebiliriz. Bu taşın şahitliği 27 evet milyon yıl. Tabii o şu şekilde bulunuyor normalde. Hı-hı. Nasıl yapıyoruz? Biz bunu katmanları var. Hı-hı. Açıyoruz.
biraz daha böyle saydam hale getiriyor. Zaten yüzeysel olarak saydamdır ama dış kabuğu var. Dış ceviz kabuğu gibi var, düşünelim. Evet, aynen. Yumurta. Fındık gibi, ceviz gibi düşünelim. Peki Murat, şeyi sorayım. Şimdi doğadaki her şey benim için tabii ki değerli. Senin evet. için de öyle. Yani yolda bulduğumuz bir ağaç parçası bile hakikaten doğanın bir parçası olduğu için bizim için kıymetli. Neyse de bu o varlık sürecinin ispatı diyelim. Fakat bir taşın değerini ne belirler? Bir taşın değerini şöyle söyleyeyim. Yani nasıl desem, halk arasında veya dünya statüsünde diyelim. Hani halk arasında demeyelim de dünya statüsünde desek daha doğru olur. 4C kuralı vardır. Nedir o? Mesela nedir 4C kuralı? Karatıdır, rengidir, parlaklığıdır. Karat dediğin aslında nedir? Karat dediğimiz şudur. 1 gramın 5'te 1'idir. Anladım. Ya, o bir ölçü birimi. Evet. Sonra, sonra berraklıktır, yani saydamlıktır. Ve renk kalitesidir. Yani böyle bunlar belirler. Tabii şu da var. Örnek veriyorum. Mesela örneğin neyi alalım? Şöyle bir kuvarsı ele alalım. Hı hı. Kristal bir kuvarstır. Diş kuvars dediğimiz bir kuvars. Şimdi bu ürün piyasada mesela halk arasında. Hani çünkü hobi işiyle uğraşan çok fazla insanımız var ve takı işinde kullandıkları en önemli taşlardan bir tanesidir. Bunu mesela bu şekilde yani nasıl desem fiyatlama vereyim, şöyle vereyim. Mesela diyelim bunu gram olarak veya kilogram olarak belirtirler. Ama örnek veriyorum, hani doğada bir yakutu veya bir zümrütü mesela buldunuz. Şurada daha büyüğünü gösterebilirim şöyle. Şurada mesela bir oluşum şeyi var mesela. Bu tamamı zümrüt değil de bir tabii, kısmı tabii, zümrüt, tabii, tamı başka diğer, bir... Diğer kalanı jeosisttir mesela, dış kayaçtır bunlar. Yine yakutta da aynı o şekilde dış kayacı vardır mesela. Mesela elmasta da mesela, şu mesela bir elmastır. Bu kimberlit dır mesela dış kayacı. Bu da volkanik bacalar sonucunda açığa çıkmış bir taşımızdır. Mesela bunların değerini karat olarak hesaplarız. Ama şuna göre hesaplama yaparız. Biz yarı değerli ve mücevher statüsündeki taşlara göre değerlendirme yani? Yapabiliriz. Mesela doğada az bulunurluğu tabii. Bu belirleyici. Yani belirleyici olan hani az bulunurluluğu ve ürün kalitesi. Anladım. Örnek veriyorum. Mesela burada size gösterebileceğim birkaç tane taş var mesela aslında. Kıymetli olan. Mesela örnek akik taşı mesela şuradan şöyle bakabiliriz. Veya şöyle mesela bunlar akik türüdür. Evet, bu akik bu... Yani plaka halinde, tabii plaka halinde kestiğimiz bir taştır. Mesela şu taşlar mesela bizim ülkemizde mesela gerek diğer ülkelerde mesela en fazla bulunan taşlardan bir tanesidir. Fakat şöyle bir durum var. Mesela şu da onlardan bir tanesidir. Yüzük taşı olarak işlemişiz. Mesela en kıymetli olanları içerisinde bazı oluşumların olmasıdır. Örneğin şu taş gibi mesela. Bu da bir akiktir ama bu kıymetli bir akiktir. Göz akik diye adlandırıyoruz. Göze de benziyor. Tabi bunların farklı renkleri var. Bunların hepsi akik. Tabi. Ne? Evet, akik. Öyle. Mesela şöyle tamamen göz gibi var. Yani böyle farklı. Buna şaman göz mü diyorlardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Yani kartal gözü gibi. Kartal gözü diyorlar. Kedi gözü diyorlar. Renk şeyine göre değişebiliyor tabi. Yani bu taşlarda da aynı bu şekildedir. Hani bir ürün vardır ama yani bir taş vardır ortada ama nadir bir parçadır. Örnek veriyorum. Mesela şu normal bir kayaçtır. Yani piyasası pek yoktur. Ama bu öyle bir şey ki mesela içerisinde bir oluşum yapmış. Şöyle yakından gösterebiliriz mesela.
bunun içerisinde kalsedon filizler oluşturmuş. Yani bu bana göre, hani ben mesela bu işle uğraşıyorum, bana evet, göre bu eşsiz bir parçadır. Hani fiyatlandırma yaparsak benim gözümde milyonlardır yani, öyle söylüyorum. Evet. Yani alıcısına mesela güzel bir koleksiyonerse yüksek bir miktarda. Şöyle diyorum Murat, şimdi ben yani sen diyeyim, doğaya çıktın. Evet. Bu taşın bu yüzeyini gördüm. Tabii tabii. Bunun değerli bir taş ya da içinden böyle bir şey çıkabileceğini nasıl tahmin edebiliyorsun? Şimdi yapısal olarak mesela minerallerine bakıyorum. Mesela örnek veriyorum. Celestin mesela, şu taş mesela. Celestin ben sıradan bir taş olduğunu düşünebilirim. Ama mesela ağırlık olarak baktığınız zaman normalde şu taşın yani yaklaşık 300-400 gram. Tabii tabii. Yaklaşık 300-400 gram civarında olması lazım ama onda öyle bir ağırlık yok. Veya yarım kilo olması lazım. Şimdi aslında bir kıracağımız bir şey olsaydı onu size sürpriz olarak gösterirdik. Veya dilerseniz daha ilerleyen süreçte bir sürpriz aslında olsun bu size. Aslında bu taşın içerisinde başka bir taş var. Tabii. Etrafındaki... Çok farklı bir oluşum var. İşte yani... ben diyorum ya, şimdi tabii ki işin ustası farklıdır. Ben mesela bunun yanından geçerken taş diyebilirdim. Sıradan tabii bir taş diyebilirdim. Sen bunu diyemiyorsan bunu bildiğin için. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu bilmem şöyle. Şimdi bunu bilmek de aslında bir meseledir. Hani bunun için okuldan eğitim alabilirsin. Mesela gemoloji bölümleri var ama hani bir tabir var bizim halk arasında, işte çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Ben şu cevabı veriyorum. Hem okuyup hem gezen bilir. Çünkü bir ürünü tanımak için önce onun bilgisine sahip olman lazım. Evet. Yani mesela bir taşı araştırıyorsun. İşte akik taşı nasıl yapıya sahip? Önce onu okuman lazım. Ondan sonra araştırman lazım. Gezip görmen lazım. Artı bir de yılların birikimi var tabii. Evet. Bizde yani yaklaşık işte 20 yıldan fazladır ben bu işle uğraşıyorum. Yani hem topluyorum, hem kesimini yapıyorum, hem takı tasarıma döküyorum. Yani bu farklı boyutlarda kullandığımız şeylerimiz var. Evet. Şimdi şey vardır, meraklılar için söylüyorum. Ben de bunu çok önemsiyorum. Şimdi bir gün şey söylenmiştim ve bunu denedikler. İşte radyonun yanına herhangi bir taşı, yani radyo sinyalini kesebilecek, değiştirecek bir taş koyduğunuzda göreceksiniz radyo sinyali değişecek. Dolayısıyla evet, bu taşın gelebilecek sinyali, enerjiyi ya da işte şey üzerindeki pozitif veya negatif etkisi tabii oldu söyleniyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki bunların tabii ki insan üzerinde de etkileri var. Değil mi? Yani tabii mutlaka. Şimdi neticede şey dedik yani işte insanda bir inorganik maddeden oluşmuş ve cana gelmiş. Evet. Şu anda hissedebilen, konuşabilen bir şey. Kaldı ki bunu yaparken bile sürekli bir enerji transferi şeklinde mutlaka yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Dünya, yani bizim algılayabildiğimiz dünya ve biz onun içerisinde küçücük parça, hatta evet, bizim içimizde daha küçük parçalar evet var. Bunlar da bizim şu anda masada gördüğümüz en küçük ve özetlenmiş yani parçalar. Bunu şey açısından düşünürsek, böyle bütün evren açısından düşünürsek, bu enerji aktarımını hangi şeyle yapıyor, frekansla yapıyor? Yani mesela bir kuvvet, bu kuvvet nedir? Isı mı, ışık mı? Yani şimdi şöyle, mesela taşlarda daha önce de bahsettiğimiz gibi mesela hani frekansları yakalamak için aslında insanın şeyine bakmak lazım. Hani insanla özdeştirmek için yıldıznamemize bakmamız lazım. Ya bu yıldızname şu önemli bir konu. Anladım. Şöyle söyleyeyim. Mesela her taşın kendine özel bir özelliği var. Mesela örnek veriyorum. Soğuk bir taştır. Terahertz dediğimiz bir taş. Veya metal bir şeye benziyor. Metal bir şeye benziyor ama metal değil.
küçük harf. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela kuvars taşını ele alalım. Soğuk bir taştır. Mesela insan vücuduna temas ettiği zaman insan mesela diyelim sıkıntıda. Mesela kuvars taşının bir özelliği var. İnsandaki sıkıntıyı alır. Mesela sitrin de öyledir. Mesela yakut da öyledir. Mesela insanın üzerindeki sıkıntıyı alır. O kötü enerjiyi emer. Bir elektrikten bahsediyor. Tabii. O kötü enerjiyi emer. Şöyle bir durum var mesela. Bu insan sürekli sıkıntıdaysa ve bunu taşıyorsa belli bir süre sonra yani inanılmayacak bir şey gibi ama test edebilirsiniz. Sıkıntılı insanlara mesela verebilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz. Bu enerji, kötü enerjiyi emdiği için zaman içerisinde bu taşta çatlama oluyor. Ve kırılmalar oluyor. Bizim enerjimiz bir o kadar sert bir taşın tabii, kırılması tabii, nedir? Tabii. Mesela 7.5-7.8 arasında bir sertlik yapısı var. Ve şöyle söyleyeyim hani mesela sitrin mesela biraz daha 8'e doğrudur mesela. Yani şu taşı bile rengini değiştirebiliyor. Mesela sitrinin rengini değiştirebiliyor ve paramparça toz gibi dağıtabiliyor. Yani bu tamamen bu taşın canlı olduğunu ve seninle temas halinde olduğu zaman senin üzüntünü kendi içine hapsedebiliyor. Yani bize öyle mucize faydaları var aslında taşlar. Ama şunu da tekrarlamaktan kendimi alıkoyamayacağım. Doğada canlı ve cansız varlıklar muhabbet halindedir. Eğer yüreğinizi açık tutarsanız bu muhabbette, bu sohbette, bu etkileşimin inanın ki misafir olursunuz. Bugünkü misafirimiz, evet, kalp gözünü açık tutmuş ve bu sohbeti büyük bir muhabbete dönüştürmüş Murat arkadaşımız. Ama o kendisini anlamazsın. Teşekkür ederim. Şimdi karşıdaki insan güzel olursa muhabbet çok daha güzel oluyor. Bir de tabii böyle güzelliklerle ilgili sohbet ettiğimiz için zamanın nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Çok da güzel oluyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim, taşlar hakkında mucizeleri görmek istiyorsanız, taşlar hakkında bilinmeyeni öğrenmek istiyorsanız, taşlar hakkında insanlara ne gibi artı ve olumsuz etkilerin nasıl desem olduğunu ya yani da... olduğunu taşlarla ilgili mesela artı ve eksi yönlerini tanıtmak için yani sürekli bir irtibat halinde olabiliriz. Evet. Onların olumlu ve olumsuz etkilerini hep birlikte öğreneceğiz. Sizlere paylaşacağız. Bizi takip edin mutlaka. Mutlaka kaçırmayın. Çünkü gerçekten taşa şahit olmak farklı bir duygudur. Ve en büyük şahidi de burada. Mutlaka takip edin. Şimdi arkadaşlar sürpriz yumurtamız selestit taşımız. Bunu kıracağız. İçerisini göreceğiz. İçinde artık ne gibi sürpriz bizi bekliyor göreceğiz hep birlikte. Şimdi kırıyoruz. Şöyle açacağız. Şöyle mükemmel bir drüze oluşumu, kristal kuvars oluşumları mevcut içerisinde. Şöyle bakabilirsiniz. Bugünkü sürpriz yumurtamızın içerisinde böyle bir yapılaşma oluşmuş. Tamamen doğal, natürel bir taş. Evet arkadaşlar, bu biraz daha farklı bir oluşum sergiliyor. İçerisinde selenit yapılar var. Yine kuvars yapılarımız var. Yaklaşık birkaç milyon yılda oluşan bir taş. Kökeninde kalsit
ötürü mineralden oluşturuyor. Tabi dış katmanları biraz daha farklı malzemelerden, kil tarzı yapılardan meydana geliyor. Böyle farklı objeler içerisinde çıkıyor sürpriz yumurtalarımız.